Para kazanma en yakın burç. En sağlıklı burçlar, en çapkın burçlar, başarıya daha yakın burçlar. Hangileri ön plana çıkıyor? Cevaplar bir şeyler ararken kendimi çok farklı yöntemlerin içinde buldum. Bunlardan biri de astrolojiydi. Biraz insan ruhunu anlamaya özen gösteren bir astroloğa ihtiyacımız var. Bazen şey yapmak istiyorum astrolojiyle ilgili. Gerçek mi hurafe mi diye böyle düğmeye basıp bu mu hurafedir diye. Ekrem İmamoğlu için bilmiyorum. Çok soru işareti koyacağım. Tekrar alabilir mi? 25 Ocak'la beraber gerçekten yeni yıl başladı diyeceğiz. Hayal et, plan yap ve eyleme geç. Çünkü cevap sende. Sayın izleyicilerimiz merhaba. Cevap Sende'ye hoş geldiniz. Bugün yeni bir bölümle karşınızdayız. Bugünkü konuğum astrolog Duygu Demir. Burçları konuşacağız. 2024'te bizi neler bekliyor? Bunları konuşacağız. Çok merak edilen sorular var. Gündeme dair de başlıklar var. Bütün bunları konuşacağız. Duygu hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Kıymetli vaktini ayırdın. Her geldin. Zaman. Seansların var. Istersin. Yoğunsun. Teşekkür biliyoruz. Ederim. Çok sağ ol tekrardan. Duygu Demir kimdir? Astrolojiye ilgisi ne zaman başladı? Eğitimler veriyorsun, danışmanlıklar veriyorsun. Kısaca kendinden bahsederek hem de bu süreci de içine alarak başlayalım mı? Tabii ki. Ben aslında çok böyle klasik ve portatip diyebileceğim bir şeyim. Hani aileden gelen babam doktor, annem öğretmen, ben Koç Üniversitesi'nde okudum, işletme okudum, ilk bine girerek okudum filan. Yani tam böyle inek öğrenci prototipiyim aslında. O yüzden hani hiç astrolojiyle alakam yoktu da her zaman çok seviyordum. Orası çok ayrı mesela ama Koç Üniversitesi'nde okudum. Şu anda çok hepimizin çok iyi bildiği bir e-ticaret sitesinin aslında kurucunun sağ kolu gibi üniversitedeyken çalışmaya başladım. Uzun süre girişimcilik alanında çalıştım. 8 sene kadar. Bu esnada bence kendime ait cevapları ararken birazcık daha yolumu şaşırmışken özellikle de özel hayatımla ilgili bir cevaplar bir şeyler ararken kendimi çok farklı yöntemlerin içinde buldum. Bunlardan biri de astrolojiydi. Şeyi çok iyi hatırlıyorum. Çok sevdiğim benim de hocam olan Dinçer Güner, şimdi anayım kendisini. Kendisinden buyurun. Bu arada Dinçer Bey'le de konuşmuştuk 2-3 gün önce. Çok severim evet. Yani. Selamlar olsun buradan sevgili Dinçer hocama. Selamlar. Dinçer Güner'den danışmanlık almak istedim. Dedi ki bilmem ne tarihine verebilir ama ben dertliyim yani. O anda çözüme ihtiyacım var benim. Ya bir eğitim, atölye, workshop bir şey yok mu dedim. Eğitim başlıyor, gel istersen dediler. Ben zannediyorum ki hani böyle gideceğiz. İşte iki gün workshop olacak, atölye olacak, bitecek. Eğitim 8 aymış. Ben bir girdim işin içine. 8 ay o eğitime her hafta belli bir günün akşamında gittim. O bitti. İleri seviye eğitime gittim. Bir 7-8 ayda o. Ondan sonra işin içine girince ve ne kadar aslında hem keşfedilecek çok fazla alanı olduğunu görünce astrolojinin hem de merak uyandıran, matematikle dolu, hayata dair birçok şeyi anlamak gerekiyor. Bütün bunları görünce kendimi şöyle bir 5 yıllık bir eğitimler silsilesi içinde buldum. Amerika'ya gittim, İngiltere'ye gittim. Hatta böyle Oxford'un kampüsünde bir eğitime gittik. Yani çok keyifli farklı yerlerde, farklı hocalardan eğitimler alma şansım oldu. Bunun üzerine baktım, dedim ki bunlar yetmiyor. Çünkü insanla çalışıyoruz. Yani haritaya bakıp da bir ana bakıp da şu olacak, bunu yaşayacaksın demek çok kolay. Ama o harita bize aslında kişinin ruhsal durumunu, neyi neden yaşadığını, hangi tepkiyi neden verdiğini, çocukluk örüntülerini, aile hattını, inanıyorsanız aile karmasını, aile dizimini, her şeyi gösteriyor. O yüzden bu sefer üzerine işte psikolojiyle ilgili farklı alanlardaki irili ufaklı eğitimler girdi. Aile dizimi gibi eğitimler girdi filan derken ben dedim ki ben bu işi çok seviyorum. Kurumsal hayata son verdim ve tamamen bir kendimi astrolojiye adadım. İşte eğitimler, kendim eğitimler vermeye başladım, danışmanlıklar yapmaya başladım derken bir 4 yılımız, 5 yılımız da oldu. Sadece astrolojiye odaklı devam ettiğim. Ya yani aslında bir merakla başlıyor. Ondan sonra kendinizi bir anda içinde buluyorsunuz astrolojinin galiba. Biraz öyle yani çok içinde çok keşfedilecek konu var ve her keşfettiğiniz şey aslında kendinize dair bir şey anlamanıza yardımcı oluyor. En azından benim için öyle oldu. O yüzden böyle biraz bulmaca gibi geldi. Biraz böyle çözümler bulabildikçe, hayatımın koşullarını iyileştirebildikçe aslında bir faydalı bir araç olduğunu görmeye başladım. Çünkü
Çünkü hani çok didaktik bir şekilde sen bunu yaşarsın demek aslında biraz bence acımasız bir bakış açısı bir astrolog olarak veya astroloji için. İki farklı şey aynı anda düşünüyorum ben astrolojiye baktığımda. Bir tarafta diyorum ki hani kadersel dönüm noktalarımız 3 aşağı 5 yukarı belli olabilir. Buna yazgı diyebilirsiniz, kader diyebilirsiniz, yaradanın planı diyebilirsiniz ya da evrenin matematiği diyebilirsiniz. Ama sonuçta belirli köşe taşlarınız belli oluyor. Ama bunun haricinde günlük hayatınızı nasıl daha mutlu yaşayacağınız ya da daha tatmin duygusuyla yaşayacağınız aslında birebir sizinle ilgili. Bunu da hani ister davranışçı bakış açısıyla şöyle bir davranış sergilersen bunu elde edersin dersiniz. İster biraz daha belki analitik psikoloji bakış açısıyla ya şu örüntün, şu çocuklukta yaşadığın şey bak buna yol açıyor deyip bunun haritadaki okumasını yapabilirsiniz. O yüzden nereden ele alırsanız oradan başka kapı açan bir yanı var astrolojinin. Profesör anlamda şu an bunu bir meslek olarak yapıyorsunuz zaten. Şunu merak ediyorum ben, harita bir haritaya bakarak yorumlanıyor. Bu eğitimi almış herkes bir haritaya bakarak bir öngörüsü veya danışmanlık yapabilir mi? Yani astrolojinin iyi astrolog veya kötü astrolog diye ayrılan noktaları var mı? Yani burada enerji mi giriyor işin içine yoksa sadece harita ve teknik yorumlar mı? Nasıl bir kavramı var bunun? Hiç bilmeyen kişiler için harita ne onu söyleyeyim istersen. Olur, öncelikle. Çok çünkü güzel olur. Çünkü sıfırdan sadece burçlar gibi düşünüyor olabilirsiniz astroloji. Çok da normal böyle düşünmek tabii ki. Şimdi yaptığımız şey bizim örneğin şu anda bir çocuk doğuyor olsun tam bizim bulunduğumuz bölgede. Ben geldim, elimde bir teleskop var. Doğduğu anda doğduğu yere gelmişim ve gökyüzündeki hem kuzey yarımküreden hem güney yarımküreden aynı anda gözlemlenen ekliptik düzlemindeki takım yıldızları, gezegenleri, hangi gezegenin hangi takım yıldızıyla eşleştiğini falan bütün o kombinasyonu anlatan bir çembere bakıyorum. Bunun çember olarak kullanılması neredeyse kaldeliler dediğimiz Sümerli bir antik bir uygarlığa dayanıyor. Sümerliler zamanından, Mezopotamya'dan, bu topraklardan doğan bir şey bu. Bu yuvarlak horoskop dediğimiz şey, o harita dediğimiz şey aslında. Dünyadan bakıyorum, ne oluyor bitiyor gökyüzünde bunu yorumluyorum. Ve elimde istatistikvari bir bilgi var. Tabii ki de tam bir istatistik değil ama Sümerlerden bu yana gökyüzünde ben Merkür gezegenini şu takım yıldızına paralel gördüğümde doğan insanlar böyle yapıyor olmuş diye bir not aldığımız bilgi var. Alıyoruz biz şu anki harita yorumlamasında bu istatistiklerin içinden kişinin kendine has kombinasyonunu çıkartıyoruz. İçinde 12 tane burç, 12 tane ev, bir sürü gezegen, asteroid bunların kombinasyonu derken aslında herkesin neredeyse kişiye özel bir versiyonu çıkıyor. Bu harita dediğimiz şey budur. Bu haritayı kişi içinde okuyabilirsiniz, bir firmanın kuruluşu içinde okuyabilirsiniz, ülke için okuyabilirsiniz, evcil hayvanınız için okuyabilirsiniz. Gökyüzü çünkü cinsiyetsizdir, karaktersizdir, yapısızdır. Her şey için okuyabilirsiniz. Haritayı okumak demek de şu, bu kombinasyonun hepsini yorumlayacak bir tecrübeye ihtiyacınız var. İyi astrolog, kötü astrolog diye ayırmam ama tecrübeli astrolog ve daha yeni başlamış olan astrolog diye ayırabilirim. Çünkü ilk başladığınızda sanki yabancı dil öğrenir gibi düşünün. Nasıl bir pratiğe ihtiyacınız var, neyi neyle eşlediğinizde nasıl tepki alacağınızı bilmiyorsunuz. İşte bunun için birazcık daha elinizden şöyle bir 1000 harita, 2000 harita geçmesi lazım. O yüzden bir tecrübe kısmı çok önemli. Bir ikincisi, eski astrologlara baktığımızda, Batlamyus gibi isimlere baktığımızda, antik Yunan dönemindeki isimlere, bu kişiler hem filozof, hem matematikçi, hem insan ruhundan anlamaya çalışan, o zaman psikoloji yok ama o ruhu analiz etmeye çalışan, işte Aristoteles'in ruh üzerine kitaplarını falan beraber hani işlemiş karakterler. O yüzden biraz insan ruhunu anlamaya özen gösteren bir astroloğa ihtiyacımız var. Kesinlikle. Eğer ki kişinin yapısını, içini, iç dünyasını anlamaya özen göstermeden bir şeyleri yapıyorsa bu şuna benziyor bence. Kişiye diyorsunuz ki ya çok iyi bir iş fırsatı çıkacak karşına, ne olur bunu değerlendir. Ama o kişinin cesaret eksikliği var, desteklenmeye ihtiyacı var, çocukluğundan kalan bir yapamazsın, edemezsin örüntüsü var. Bu bilgiyi ona hatırlatmadan bunu söylediğinizde dönüp size şunu söylüyor. Fırsat çıktı da ben yapamadım ki onu, benim yapabileceğim bir şey değildi. Halbuki orada ya şöyle bir atılım yaparsan o esnada ya da bu eğilimin üzerine çalışıp o anda o atılımı yaparsan çok büyük şey elde edeceksin dediğinizde
başka şeylerin kapısını açmaya başlıyorsunuz. O yüzden bir tecrübe önemli. İki, sadece astroloji değil, insan ruhuna dokunacak birçok konuyu anlamaya çalışmak önemli. Hepimiz bu süreçte bir yolcuyuz ya. Bu çok inanılmaz bir bilgi birikimi gerektiren bir şey. Hep şunu düşünüyorum. Kişi kendine en uygun astroloğu seçiyor aslında. O dönemde anlayabileceğiniz dil, bazen iyi bazen kötü, memnun kalmadım dediğinizde bile aslında siz de o belki seçiminize dair neden memnuniyetsizsiniz buna dair bambaşka ışıklar açan birileri oluyor karşınızda. O yüzden kimi seçiyorsanız en uygun astrologtur. Zamanında bir hocam şey demişti, tecrübesiz olabilirsin, anlamıyor olabilirsin. O anda soru sorduğunda panikleyip cevap veremiyor olabilirsin. Hepsi çok çok normal. Şunu düşün, seni seçmiş çünkü senin söyleyeceğim bir şeyi duyduğunda hayatına bir şey değişecek. Yani bunu düşünüp işin içinden o anda en azından kendini sakinleştirmelisin derdi. O yüzden herkes kendine en uygun astroloğu seçiyor bir şekilde. Biraz da deneme yanılma yöntemiyle de bulunabilir. Yani kimyaların tutması birkaç kez bir... Hepimiz sosyal medyada dayız. Yani iki tane video izlediğinizde, üç tane hani yorumunu incelediğinizde bakış açısı, enerjisi size uyuyor mu, uymuyor mu? Ha, enerji lazım mı dedin? Bence evet lazım. Ama teoride baktığımızda aslında bileşenleri yorumladığımız bir gösterge. Yani çok matematik işi, çok kafa işi. Ama evet, sezgiler, o öngörü, karşındaki kişi neyi kaldırabilir, neyi kaldıramaz... Nerede neyi söylemen lazım aslında ya da neyi nasıl anlatman lazım biraz önemli. Doğru. Enteresan. Çok merak edilen bir soru soracağım. Para kazanma en yakın burç. Tamam. Şimdi para herkesin merak ettiği şey zamanı. Oğlak burcu sezonuna geliyoruz. Oğlak burçlarıyla başlayacağım. Hmm. Şimdi toprak elementindeki burçlar, oğlaklar, başaklar ve boğalar üretken, verimli, paradan para üretebilen ve aklındaki fikri somutlaştırabilen burçlar. O yüzden bu üç burç gerçekten para kazanmaya çok meyilli. Oğlak da başak birazcık daha fazla, çok pardon, oğlak ve boğa bir tık daha fazla diyeceğim burada. Çünkü seviyorlar da parayı. Oğlaklar hırslı, güçlü, kariyer isteyen, hedef odaklı karakterler. Benim en yakın arkadaşlarım, lafınızı böldüm, Oğlak. Hı. Ve hepsi de hakikaten şeyler, yani böyle mükemmelliyetçi, işini tam yapan, sorumluluklu, işine sahip çıkan ve hep böyle yüksele yüksele de bir başarısı gidiyor. Öyle. Yani hep böyle bir, yani arada bir yatay olabilir ama devamlı genel bağlamda hep bir yükseliş içerisinde. Oğlakları o bağlamda çok özeniyorum. Yani. Oğlakların hayattaki tekamül ödülü ve sınavı diyeyim. Dağa tırmanan bir keçi gibi düşünün. Tepeye çıkıyor. İlla ki o tepeye çıkıyor. O başarıyı elde ediyor ama geriye dönüp bir bakıyor. Diğerleri onunla beraber çıkamamış. Yalnızlık, tek başına ilerlemek. Bazen bütün sorumlulukları tek başına yüklenmek ve sonra bundan yorgunluk duymak. Oğlakların meselesi aslında bununla ilgili. Hmm. Parayı kazanır ama aynı zamanda biraz da yorulur ve yalnız başına kalır hayatın içinde. Şanslı ve bereketli olanlar ama mesela yaylar şanslıdır hep. Parayı elinde tutar mı? Tutmaz. Yay dediğim parayı harcar ama para gelir. Balıklara para gelir, yengeçlere para gelir. Şanslı burçlar bu anlamda. Aslanlar da parayı seviyor tabii ama. Onu da eklemek lazım. Ya parayı zaten kim sevmez, o ayrı bir konu da. yani en yakın bu önümüzdeki dönemde, ki 2024'de çok az bir zaman kaldı. Boğalar, oğlaklar ve başaklar. Aynen. Diyorsunuz. Ben de bir başak olarak inşallah diyorum. Peki diğer bir konu, örneğin aşk deyince hangi burç? Aşk deyince aslında teraziler ilişki yönetimi konusunda çok güçlüler. O yüzden terazi burçları aklımıza geliyor bir numarada. Ama böyle aşkı çocuksun, naif bir şekilde yaşamak deyince de aslanlar ve koçları düşünüyorum ben çok. Aslan böyle şey gibi, sırtındaki postu çıkartsın, karşındakinin ayaklarına sersin filan. O büyük jestleri, dramatik hareketleri filan da çok sevdiği için aşkı da büyük büyük yaşatan bir burç. O yüzden teraziler, aslanlar, koçlar diyeceğim. Çünkü koçlar fethetmeyi seviyor. Hmm. O yüzden o böyle ilk flört aşamalarında bir kaçsın kovalasın, onun her şeyi yapar karşı tarafı tavlamak için. Büyük büyük yaşatır o ilişki deneyimini. Peki bu denk gelişler dediğim, yani iki insanın birbirini tanımasında burçlar şeyleri var mıdır, böyle matchleri, yani denk gelince evet tam birbirini buldu gibi? Tamam. Örneğin. Bir böyle şeyi söyleyeceğim. Daha bir tık detay olanı söyleyeceğim. Evet. Çok kısa ama diğer kısmı daha uzun söyleyeceğim. Detay olan kısım şu. Bizim haritada kutsal üçlümüz diyeyim. Yükselen güneş burcumuz, yani kendi burcumuz olarak bildiğimiz gösterge ve bir de ay burcumuz. Bu üçlümüz kutsal üçlü. Ay burcu bağlanma modelimiz ve duygusal ihtiyaçlarımız. O yüzden eğer ki haritamızda ay burcumuzu biliyorsak ona uygun olana bakalım derim. Bunu böyle kenara koyayım. Hı hı.
En kolay anlayabileceğimiz iki tane yol var. Birincisi aynı elementteki ve kardeş elementteki burçlar birbiriyle iyi anlaşır. Aynı element Koç, Aslan, Yay, Ateş elementi. Bu üçlü birbiriyle iyi anlaşır. Hava elementi İkizler, Terazi ve Kova. Bu üçlü birbiriyle iyi anlaşır. Yani bir İkizler ve Kova insanı ilişkide uyumludur. Aynı zamanda bu Ateş ve Hava kardeş element olduğu için Koç İkizlerle, Yay Kovayla gayet iyi anlaşabilir. Bir grup burada. Diğer grup ise Topraklar, Boğa, Başak ve Oğlak, Su, Akrep, Balık ve Yengeç. Yine topraklar kendi içinde, sular kendi içinde ve bu iki grup kardeş grup olduğu için yine birbiriyle iyi anlaşır. İyi anlaşır da çok iyi gidiyor ilişki der de hani burada kıvılcım olur mu, nereye kadar olur? Bunun için biraz soru işareti. Şuraya ekleyeceğim bunu. Hatta şöyle söyleyeyim. Mesela şeylerde vardır ya, Brad Pitt işte Jennifer Aniston ilişkisi kardeş elementten ilişkidir onlarınki. Çok iyidir, uzun uzun sürmüştür ama bir yerde böyle kendi kendine gitmiştir. Ama Brad Pitt Angelina Jolie ilişkisi böyle özellikle ay burçları filan bazında baktığımızda böyle zıt zorlayan elementlerdendir. Toksik ilişki mi diyorlar? Yani toksik demeyeyim buna ama daha tutkunun yoğun olduğu ilişki versiyonu. Burada da ilk bakabileceğimiz ve en temeldeki şey karşıt burçlar. Hepimiz biliriz. Koçla terazi karşıt burçtur. Sizden 6 ay sonra doğmuş olan kişi. Boğa ile Akrep, İkizler ve Yay, Yengeç ve Oğlak, Kova ve Aslan, Başak ve Balık. Yani bir Başak kişisi Balığa çekilebilir. Bir işte Aslan kişisi Kova'ya çekilebilir. Bu karşıt burç olduğu için birbirimizi hiç anlamayız. Bazı yönleri ne yapıyor bu insan deriz ama tamamlanma enerjisi getirir aslında. Ben sosyal ortamda, arkadaş ortamında da çok duyuyorum bunu. Bazen burçlar çok konuşuluyor bu arada. Yani özellikle kadınlar daha fazla takip ediyor. 30'dan sonra yükselene geçme sohbeti çok dönüyor. Örneğin ben Başak Burcu'yum, yükselenim terazi. 30'dan sonra terazinin özelliklerine mi geçmeye başlıyorum? Yok, bu bir hurafe. Bazen şey yapmak istiyorum astrolojiyle ilgili. Gerçek mi hurafe mi diye böyle bir düğmeye basıp bu bir hurafedir diye. Şöyle bir şey var, onun şeyi geçiyor bence. İlerletilmiş harita diye bir teknik var. Bir sonraki burca geçiyoruz. Örneğin Başak Burcuysak, Başak'ın ilk günlerinde doğduysak yaklaşık 30 yaşlarımızda birazcık daha Başak üstüne terazi gibi davranmaya başlıyoruz. Bir sonraki burca doğru geçiş yapıyoruz. Ama yükselene geçmiyoruz. Geçmiyor tamamen. Yani o bir şehir efsanesi. Evet, aynen öyle. Peki en sağlıklı burçlar, en çapkın burçlar, başarıya daha yakın burçlar, liderlik vasıfları daha yüksek olan burçlar mesela. Bu bağlamda hangileri ön plana çıkıyor? En sağlıklı dersek Başak Burcu kendine, bedenine çok özen gösteren bir burç. O yüzden ve beslenme, diyetetik, spor bu alanlarda çok uzman kişiler çıkıyor Başak Burcu'ndan. O yüzden başarı çok güzel burada ön planda tutabiliriz. Boğalar, aslanlar, kovalar ve akrepler de güçlü bedene sahiptir. O yüzden çok çabuk hastalanmazlar. Bu grubu böyle bir ekleyebilirim. En çapkın burçlar dediğimizde Mars'ın burçlarını söyleyeceğim burada. Çünkü Mars tamamen libido ve cinsel demek bizde. Mars'ın burçları da akrepler ve koçlar. Hadi Venüs'ü de ekleyelim. Venüs'te Afrodit'imiz, Mars ve Venüs'ün aşk hikayesi ünlüdür zaten. O da boğalar ve teraziler oluyor. O yüzden koçlar ve akrepler, boğalar ve teraziler ama koç ve akrebinki daha tehlikeli tabii ki. Yine de. Bir de yayı da ekleyelim ya. Yay da özgür ruhlu ya. Hani biraz böyle çabuk sıkılabiliyor diyelim. Yani amaç çapkınlık değil orada. Amaç birazcık daha özgür olmak diyelim. En çapkınlar da bu grup. Başka neyimiz vardı? Hangi sorumuz vardı? Lider. Liderlik. Yine koçlar ve oğlakları burada ön plana almak lazım ve aslanları. Çünkü koçlar şey gibi ilk burç olduğu için hep yolu açmak istiyor. Derdi çok herkes beni takip etsin değil ama ben kahraman olayım, ben görüleyim enerjisi var burada. Oğlaklar yönetmeyi sever, aslanlar da yönetmeyi sever. O yüzden lider ruhlu burçlar bu üçlü. Aslan evet. Çok şey zaten. Aslan sahnede yaşıyor hayatı. Görülmek istiyor yani. Hangi hareketi yaptığını, dışarıdan nasıl bir imaj bıraktığını o kadar iyi biliyor ki. O kadar merkezde ki. Tabii ki o görülecek. Tabii ki o lider olacak. Kendi merak ettiğimde bir soru var. Ben mesela 24 Ağustos doğumluyum. 23'ü Aslan, 24'ü Başak. Yükselenim de işte terazi örneğin. Ben Aslan'dan da özelliklerini almış olabilir miyim mesela? Yani çok yakın ya bir şey gün arayla. Şey gibi oluyor. Bu 365 gün 6 saatin o 6 saat artıklığı nedeniyle her sene burcun geçiş günü birazcık değişiyor. Başağa geçtiyseniz artık geriye yönelik hiçbir zaman şey yok. Başağa geçtiysek geriye yönelik burçtan enerji almıyorum. Ama aslanın
son derecesindeysem, hı hı. 29 derecedeysem bir sonraki başaktan, bir sonraki burçtan yani başaktan enerji alıyorum. Bu şunun gibi, zodyakta ilerlediğimiz koçtan balığa bir sıra var. Hı hı. Bir sonrakine geçtiğinizde artık geriye dönüşünüz yoktur. Ama bulunduğunuz yerin son derecesindeyseniz arafta gibi hissedersiniz kendinizi. Bir sonrakine geçmiş gibi. O yüzden iki taraftan da enerji alırsınız. Dönemsel olarak da değişebilir mi? Yani tam o geçiş derecesi her sene değişiyor. Kontrol etmeleri lazım. O yüzden ezberden söyleyebileceğimiz bir şey değil. Aslında şeyler çok merak ediliyor. Dediğim gibi 2024'e giriyoruz. Şöyle bir şey sorayım. Bu sene kim şampiyon olacak? Eyvah. Gökyüzü ne diyor en bu çok konuda? Korktuğum soru ve hep de sorulan soru. Fenerbahçe diyorlar genel bağlamda ama ben Galatasaray'ın olacağını düşünüyorum. Şöyle bir şeyimiz var. Jüpiter Boğa burcunda, Fenerbahçe Boğa burcu. Teknik anlatayım biraz da şey olsun. Olur. Direkt cevap vermeyeyim. Jüpiter Boğa, Fenerbahçe Boğa. Fenerbahçe yılın sonuna kadar yürü yağ kulum enerjisinde. Gerçekten çok iyi. Yani gerçekten çok çok iyi bir enerjide. Fenerbahçe şeyin altını şöyle bir çiziyorum hep. 11 Ocak tarihinde bir yeni ay var Oğlak Burcu'nda. Fenerbahçe için diyor ki yeniden yapılanma. Bu yeniden yapılanma yönetim gitti, istifa etti anlamında değil. İçsel anlamda bir yeniden yapılanmadan geçecekler. Burayı doğru yönetirlerse gerçekten inanılmaz iyi görünüyor. Sadece şöyle bir alt şeyim var. 25 Mart tarihinde Galatasaray'ın güneşi üzerinde tutulma olacak. Güneş demek bizde liderlik, kahramanlık, parlamak, ismini altın harflerle yazdırmak demek. Tutulma da keza buraya ışık tutuyorum diyor gökyüzü. O yüzden böyle son bir hamleyle Galatasaray alacak gibi geliyor bana da. Yani böyle başa baş gidecek ve Galatasaray orada bir şey yapıp şampiyonluğu alacak gibi geliyor. Diğer taraftan tabii ama belki aynı zamanda uluslararası camiada da bizi çok iyi temsil edeceği anlamına da gelecektir Galatasaray'ın. Çünkü 2000 yılında tam Şampiyonlar Ligi o çok büyük kupayla geldiği zamanlarda Jüpiter İkizler'de tam yılın sonunda 26 Mayıs sonrasında Jüpiter İkizler'e geçiyor. Tam o evreler, maçların tarihlerini henüz bilmiyorum ama çok umutluyum o yüzden Galatasaray'dan. Şu biz bu çekimi yaparken tabii son bir maçları var. Tabii yarın akşam Salı günü. Aynen. Bir son maçları var önemli. Yani Fenerbahçe daha mı yakın? Ah, Galatasaray'ın son hamleyle alacağını düşünüyorum ben. Öyle mi? Bir riske gireyim ve bunu söyleyeyim. O zaman tarihe not düşelim biz de. Düşelim aynen. Dönüp bakarız buna. Peki önümüzde bir yerel seçimler var. Bununla alakalı tabii adaylar belli değil, hiçbir şey belli değil. Şu an daha o sürece tam olarak girilmedi ama gene bir dönem başlayacak yani. Seçim dönemi başlayacak. İşte propagandalar, reklamlar, adaylar belli olacak. Çok merak edilen bir şey var. İstanbul ve Ankara. Evet. Çok böyle siyasi gibi girdim ama gökyüzü bununla alakalı ne diyor? Yani hani adaylar belli değil. Şu kazanır, bu kaybeder belki diyemezsiniz ama genel bağlamda nedir? İki şeyi söyleyeceğim size. Birincisi 20 Nisan 2023 tarihinde bir tutulma vardı. Böyle Koç'un son dereceleri, Plüto kareli filan. Şimdi 21 Ocak tarihine kadar o dereceler bizde tetikleniyor. Bunun anlamı şu. 20 Nisan ve akabindeki dönemde liderlik konusunda başarısız olan kısım temizleme yapmak zorunda. Yani aslında şu anda bence partiler kendi içlerinde çok büyük bir arınma, temizlik, toparlama gibi bir süreçten geçiyorlar. Ve biraz enteresan güç savaşları dönüyor işin içinde. Bir bunu söyleyeyim. O yüzden tam adayların belli olacağı dönemlerde aslında çok fazla arka plandan dönen mesele olacak partilerin kendi içine. Bir tarafta bu var. İkincisi 5 Mayıs tarihindeki tutulma akabindeki süreç için bize şunu söylüyordu. Her kim seçilirse seçilsin muhalefet olarak kalan tekrar yapılanmadan ve temizlikten geçmek zorunda. Ki bunu da aslında 3 aşağı 5 yukarı ya da bir dönüşüm sürecinden geçmek zorunda diyeyim daha doğru bir genel kelimeyle. Genel seçimler akabindeki ki süreç için. Ki öyle de oldu aslında. Aynen şu anda bunun içindeyiz. Evet. Bu dönemde tabii ki büyük liderler açısından diyoruz bunu. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu ve değişim olarak diye düşünmeyelim. Hı hı. Burada birçok farklı ismi de yine aynı şekilde düşünebiliriz. Bu bir temizlik ve arınma süreci geçecek diye gösteriyor. Şimdi bunun üzerine şöyle bir dönemimiz var. Tam yerel seçimler zamanı 31 Mart döneminde 25 Mart'ta tutulma var, 8 Nisan'da tutulma var. 25 Mart tutulması diyor ki muhalefet tarafı değişerek dönüşerek ancak bazı başarıları elde edebilir. Bu arada tutulma esnasında Venüs tepede yani muhalefetin belirli bölgelerde halen daha başarıyı elde edeceğini bize gösterir. Tamamen bayrak indirilmiş durumda değil. Bunu kenara koyalım. Bir ikincisi 8 Nisan tutulması diyor ki tutulmalar öncesi sonrasını falan çok hızlı harekete geçirdiği için
için 31 Mart seçimlerini de dahil eder. 8 Nisan tutulması şunu söylüyor. Ülke içinde kahramanlaşan erkekler diyeceğim buna, eril enerji anlatıyor çünkü bize. Erkekler ortaya çıkacak. Eril enerji, kahramanlar ortaya çıkacak diye göstermiş. Koç burcu enerjisi. Koç burcu böyle 35-50 yaş arasındaki genç, savaşçı, mücadeleci, güçlü kişileri anlatır. O yüzden farklı kahramanların ortaya çıkacağını düşünüyorum ben bu sürecin içinde. Yani muhalefet halen daha belli bölgeleri elinde tutacak ama tekrar yapılanmadan geçmek zorunda ve hiçbir şekilde çok kolay bir başarı beklemesin ve aynı zamanda yeni kahramanlar ortaya çıkacak. İstanbul özelinde söyleyebilirim. Ankara'nın elimizde bir tam bir şehir olarak kuruluş haritası yok. O yüzden adaylar olmadan Ankara hakkında konuşmak çok kolay değil. Ama İstanbul için ta Konstantin'in İstanbul'u başkenti ilan ettiği zamandan, Bizans dönemlerinden gelen bir harita var ve çalışan bir harita. Ağustos ayı ve akabindeki 8-9 aylık dönemde şehrin yapısı değişmeli. Şehrin lideri değişecek, şehrin içinde büyük değişimler olacak gibi bir tema söz konusu. O yüzden Ekrem İmamoğlu için bilmiyorum, çok soru işareti koyacağım, tekrar alabilir mi konusunda. Karşı adayları şu anda inceleyemediğim için çok keskin konuşmak istemiyorum. Gerekirse zamanı geldiğinde tekrar konuşuruz ama İstanbul'un haritası köklü bir değişime işaret ediyor. Ki Ağustos diyordu, Ağustos döneminin şöyle bir altını çizeyim. İyi Parti ile aslında şimdi CHP'nin geriliminin iyice arttığı ve İyi Parti'nin alttan alta, çok siyasi konuşmak istemiyorum tabii ki ama İyi Parti'nin alttan alta farklı yönleri destekleyebileceğinin mesajını, alttan alta bile değil aslında, açıkça verdiği dönemde, bunu da böyle bir hatırlatmış olayım. O yüzden Ağustos'tan sonra İstanbul'a değişim dediği için böyle bir ilginç şey ekleyeyim. Bakalım, göreceğiz. Peki dünya genelinde soracağım. 2020'den bu yana, 2019'larından yaklaşık 2024'e günümüze kadar pek çok olay oldu dünyada. Enteresan olaylar oldu, pandemi oldu, depremler oldu, su baskınları, yangınlar gibi durumlar. 2024'e gireceğimiz yakın günler kala enteresan dünyanın başına gelebilecek bir şeyler var mı? Yoksa daha mı güzel bir dünya bekliyor bizi? İnşallah daha güzel bekliyordur. Öyle bir felaket bir iyi haber, bir var kötü mı? Haber diye başlayayım. Olur. 21 Ocak tarihine kadar bizde şöyle bir gezegen var. Biz Plüto'yu hala gezegen olarak alıyoruz. Biliyorum, hemen diyeceksiniz Plüto gezegen değil, yorumlara gelecek. Biz de gezegen arkadaşlar halen daha. Bu 21 Ocak tarihine kadar Plüto bir burçtan çıkış enerjisinde. Şimdi Plüto bizde çok uzun hareket eden, çok yavaş hareket eden bir gezegen. 2008 yılından beri Oğlak burcundaydı. Çok güçlendirir. Çıkış yapmadan önce de yağmacı biri gibi davranır. Sanki hep böyle, bunu biraz dramatik anlatıyorum ama şey gibi görüyorum. Böyle bir Kurtuluş Savaşı'nın son demleri, artık savaş kazanılmış. Yunan askeri İzmir'den denize atılacak ve asker giderken her yeri yağmalayıp yakıp yıkarak gidiyor. Plüton'un davranışı da bu şekilde. Oğlak Burcu 21 Ocak'a kadar büyük finansal kurumlar, büyük firmalar, liderler, yapılar, bankacılık sistemleri, kariyer odaklı enerji, büyük kurumları çok dönüştürmeye ve geleneksel yapıları yıkmaya mecbur kalıyor. O yüzden 21 Ocak dönemine kadar kitlesel felaket anlamında çok büyük bir yeni bir felaket hayır değil ama pandemiden bu yana süre gelen süreçte aslında toparlayamadığımız her türlü finansal kurum ve yapının aslında çöküşe gitme ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösteriyor bize. Şimdi geçen sene bu zamanlar Ocak, Şubat, Mart aylarında maalesef ki yani çok ölen bir olayla beraber birçok zorluğu yaşadık finansal anlamda. Yine böyle bir deprem enerjisi beklemiyorum ama toparlanamayışın getirdiği maddi manevi zorluk, kaygı ve parayı elde tutma, nakit sirkülasyonun olmayışı gibi bir tema görüyorum. 25 Ocak tarihinde Aslan Burcu'nda bir dolunay var. Sert bir dolunay, keskin bir dolunay. Finansal anlamda ciddi böyle bir şey, darbe vurabilecek bazı anlamda etkileri olan bir dolunay ve liderleri de çok keskinleştiren bir enerji. Yılın kalanında koç enerjisi baskın. Koç bizim için savaşmak demek. Mücadele etmek, rekabet, askeri mühimmat, gerçekten fiziksel anlamda savaşmak demek. NATO koç burcu. O yüzden onun da aslında bazı alanlarda daha fazla sesinin çıkması, müdahalesi, zaten hali hazırda
orada giden karmaşık bir süreç var. Buraların nasıl toparlanılacağı, ne yapılacağına dair daha böyle keskin konuşmaların olacağı bir ilkbahar dönemi bizi bekliyor diye gösteriyor. Bir taraftan bu. Yani ekstra bir durum yok ama var olanların üzerine aslında devam eden birazcık daha gergin süreçler diyebilirim. Finansal anlamda 2024'ün sonunu 2025'in ilkbaharına kadar bence Türkiye'yi halen daha dalgalı ve karmaşık bir süreç bekliyor. 2025'in ilkbaharlarıyla beraber toparlamaya, çok net bir toparlamaya geçeceğimizi 2025. düşünüyorum. Çünkü Mart, Nisan, Mayıs aylarında bizdeki genel para rezervini anlatan göstergenin karşısından istikrarsızlık teması geçiyor. Demek ki bahar ayları tam yerel seçim dönemi, seçim ve sonrasında yine bir dalgalanma olma ihtimali çok yüksek. Bu arada şunu ekleyeyim ama Mayıs'ın göbeğinde 14 Mayıs tarihi Jüpiter-Uranüs kavuşumu var. Finansal devrim diyor bize. O yüzden aslında bu kriptolar, teknolojik paranın kullanımı, para ve teknolojinin iç içe geçtiği farklı mecralar buralarda çok enteresan hızlı gelişmeler olacağını düşünüyorum. Borsada da bu bir dalgalanmaya işaret ettiği için çok iyi para kazananlar da olabilir. Gereksiz riske girip de elindekini birazcık daha çarçur edenler de olabilir. Dikkatli hareket etmek gereken bir evre. 26 Mayıs'tan 4 Haziran'a kadar ise Jüpiter ile Plüto üçgeni var. Çok büyük ihtimalle iletişim odaklı ve teknolojiyle bağlantılı ya da yolculukları da kapsayan çok enteresan keşifler, buluşlar ve icatlar olabilir. Geçen sene böyle Mayıs, Nisan, Mayıs aylarıydı. Geçen sen dedim 2023-24'e geçtim ben yani. Tabii kafamda. O Nisan Mayıs'larda tam Plüto ilk kovaya geçtiğinde Japonya'da işte uçan motosiklet bulunduğu falan diye haberler çıkmıştı. Bunun benzeri şeyler veya o dijital kimliklerimizle ilgili çok enteresan gelişmeler olacak bence. Bu arada şunun altını çizmek isterim. Hani böyle felaketler dedik ama bir yandan 21 Ocak 2024'ten 2044 yılına kadar 20 yıl boyunca bu Plüto dediğim gezegen Kova burcunda kalacak. En son 1700'lerin sonunda buradaydı. Ve 1700'lerin sonunda buradayken iki tane önemli şey gördük. Sanayi devrimi gördük ve bir yandan da Fransız devrimini gördük. O yüzden bir tarafta bütün toplumların ve insanların nasıl yaşadığını değiştiren inanılmaz büyük teknolojik gelişmeler evresini görüyoruz. İşte buharlı makineler, hem havayı kirletiyoruz bir yandan ama yaşam biçimlerimiz değişiyor, fabrikasyon üretime geçiliyor. Yani bütün o modernitenin aslında temelleri atılıyor. Şimdi bunun yeni versiyonunu yaşamaya başlayacağız. Birincisi bu. O yüzden artık pandemi öncesine geçiş yok. Yeni meslek seçecekler. Küçük çocukları olanlar çok geleneksel kalıpların içinde takılı kalmasınlar. Mümkün değil tekrar eskisi gibi yaşamamız. Dünya bir kabuk değiştiriyor. İnanılmaz aslında. Büyük bir değişimden geçiyor. Bir diğer taraftan da insan hakları konusunda daha isyankar bir enerji var. Ama bu sokaklara hemen dökülüyoruz anlamında değil. Daha bireyselliğini daha iyi bilen, kolektif olarak herkesin birbirine bağlı olduğu ama daha yalnız olduğu, ilişkilerin tanımının değiştiği, bir yandan da hak talebi eden bir nesil yetişiyor burada. Bence bunun ek yanı şudur. Dijital kimliklerimizin olduğunu ve oluştuğunu unutmamalıyız. Yani çok böyle aman bakıyorum sosyal medyada onu beğeniyorum bunu yapıyorum gibi çok günlük davranıyoruz ama bunlar bizim karşımıza acayip bir böyle data ve kimlik olarak çıkacak. Sen busun o yüzden sen şunu yapabilirsin bunu yapamazsın gibi bir şey olarak gerçekten bir nüfus kağıdı gibi karşımıza çıkacak ve bu da bence 2026'nın yaz aylarıyla beraber çok bariz böyle bir hayatın içinde olacağız. Ya bu çok fazla olmaya başladı. Dün konuşuyorduk. Bir sanatçı bir arkadaşımız aradı. İşte hakkında haberler çıkmış. Ama yapay zeka ile yapmışlar mesela. Ya bu teknoloji böyle gittiği sürece birini taklit etmek, sesini taklit etmek, vücudunu taklit etmek, yazışmaları şey yapmak, dijital bir de herkesin elindeki telefon sosyal medyada birbiriyle konuşuyor, fotoğraf atıyor vesaire. O data servisleri zaten birilerinin eline geçiyor illaki ve artık özelimiz diye bir şey kalmıyor. Yani o şey de değişiyor. Bence hani itibar dediğimiz bir olay var işte tanınan birine bir şey yapılıyor itibarını zedelemek için. Bence itibarın tanımı da değişecek. O değişeceğini düşünüyorum. Ben başka bir yere evrilecek. Çünkü o elimizdeki telefonlar şimdi sizin de dediğiniz gibi o dijital kimliklerimiz oldu artık telefonlarımız. Evet. Yani bu arada
bir düzenleme ya da kontrol mekanizması gelmeden önce her şeyin inanılmaz çok şekilde yapılacağını düşünüyorum. O da 26 Mayıs'tan sonraki dönem. O yüzden hani ne kontrollü gidelim ya da kontrollü olalım gibi bir şey de yapamayız zaten. O bir yaşanacak bu süreç. Ondan sonra çeşitli düzenlemeler gelecektir ama 2027'leri bulur diye düşünüyorum o süreçler. Evet, başarı burcunu sormuştum. Orası birazcık kaynadı gibi oldu. Yani ben başka bir soru sordum. En başarılı burçlardan bu sene hangisi? Bir de başarı biliyorsunuz bizim için toplum olarak da önemli bir mesele. Herkes içgüdüsel olarak bir başarılı olma içgüdüsüyle yaşıyor hayatta. Toplum baskısı, aile baskısı vesaire. Bu konuda daha şanslı, başarıya daha yakın. Hani bazen ne yaparsınız yaparsınız olmaz. Kimisi az dener ama işleri yolunda gider, rast gider falan. Onlar burçlarla alakalı mı? Biraz alakalı, evet. Yani biraz doğduğunuz tabii ki dönemle de ilgili ama yani tam yıl jenerasyon karşıtlığı olarak. Ama hani akrepler, oğlaklar, bunlar çok hırslı burçlar, koçlar. O yüzden bir şeyi elde etmek için elinden geleni yapan burçlar. Başaklar, boğalar istikrarlı ve istikrarıyla, emeğiyle uzun vadede o başarıyı alan ve elinde tutan burçlar. Mesela koç çok hızlı başarılı olabilir ama o başarıyı ve ünvanı elinde tutamayabilir. Çünkü koç burcunda istikrar teması birazcık daha az. Akrepte, oğlakta, boğada, başakta daha uzun vadede ismini böyle sağlam şekilde tutacak bir başarı enerjisi var her zaman. 2024 özelinde ise boğalara, akreplere, oğlaklara, koçlara yine çok güzel şanslar var. Yengeçler çok başarı odaklı bir burç değildir. Daha çok aile ve sevdikleriyle, yakınlarıyla ilgili olan bir burçtur ama 2024'te kariyerde sıçrama şansları ve imkanları var. Ne olur bunu değerlendirsinler. Çok fazla astrolojiye ilgi var. Onu görebiliyoruz. Pek çok insanda ilgilenmeye başladı. Astrolojiye ilgisi olanlara, belki bunu meslek olarak, belki hobi olarak yapacaklara, bir sürü genç var. Ne önerirsin? Yani nereden başlasınlar? Senin bu konudaki deneyimin nedir? Hani çok kısa böyle tecrübenden yeni başlayacak olan arkadaşlara ne önermek istersin, tavsiye etmek istersin? Öncelikle eğitimlerini alsınlar. Temel seviye ve ileri seviye. Çünkü orada teorik bilgiyi almak her zaman çok önemli. Ancak o dil öğrenmek gibi dedik ya, hani pratik yapmak kısmı gerçekten çok kıymetli diye. Olabildiğince çok haritaya bakmak, olabildiğince çok pratik yapmak iyi gelecektir. Ben hep şunu söylüyorum. Mecbur kalınca insan yapmaya başlıyor. Ben ilk danışmanlığımı yaptığımda 3 gün çalıştım bir arada. Ama sabah akşam çalıştım ve dedim ki ya bu astrologlar deli ya dedim. Yani 3 gün bir danışana ben çalışacağım. Onun karşılığında belli bir miktar para alacağım. Yani hani şey oturmuyor kafamda. Bende de oğlak enerjisi, akrep enerjisi var. Hani şey diyorum, hiçbir şekilde hani verdiğim emeğin karşılığı olmuyor yani. Hani nasıl hayatı geçer böyle? Ama sonra bir baktım. O işte 3 gün 3 saate indi, bilmem neye indi filan. Neyle oluyor? Mecbur kalıyorsunuz bir şey yapmaya ve pratik yaptıkça oturmaya başlıyor. O yüzden şu anda en kolay ve en güzel yapabilecekleri araç sosyal medyayı açacaklar. O gün, o günün enerjisi nasıl geçiyor? Yeni ayın enerjisini bir insanlara anlatacak. Birini anlattığınız zaman kendinizi sorumlu hissediyorsunuz ve mecburen tekrar oturup çalışıp üzerine anlatmaya başlıyorsunuz. O yüzden bir pratik alanları ve düzenli gökyüzünü takip etmeleri gerekiyor. Evet. Hani danışmanlık, çünkü önce göz korkutucu gelebilir. Ha danışmanlık yapalım diyenlere de şunu tavsiye ediyorum. Yüz yüze danışmanlık yapmak korkutucu geliyorsa, çünkü karşınızdaki insan her şeyi soruyor. Pardon ben orayı çalışmamıştım deyip gidemiyorsunuz danışmanlıkta. O yüzden yazılı rapor sistemine geçin. Mesela ben kendi mezun öğrencilerime yaparım bunu. Her yeni yılın başında benim danışmanlıklarım önden dolu. Eğer ki isterseniz benim sağ kolum gibi iyi bildiğim öğrencilerimle bir rapor hizmeti veriyoruz. Yazılı raporlar hazırlarlar yılların nasıl geçeceğine dair. Hani böyle şeyler yapabilirler. Ama pratiktir işin esası her zaman. Kesinlikle. Ya birçok işte olduğu gibi pratik yapar kendilerini geliştirebilirler. Doğru söylüyorsun. Duygu, teşekkür ederim. Değerli vaktini ayırdın geldiğin için. Çok güzel bir sohbet oldu. Daha konuşuruz gideriz. Çok merak edilen şeyler var elbette. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Kendinle alakalı, burçlarla alakalı. 2024 ile ilgili ekleyeyim. Evet. 2024'te 25 Ocak'la beraber gerçekten yeni yıl başladı diyeceğiz. İlk haftalarda ne oluyor? Ben geçmişin aynısını yaşıyorum gibi hissedebiliriz.
Hiç panik yok. O yeni yıl başlayacak. 25 Ocak dolunayıyla bunu hissedeceğiz. Biraz sert bir dolunay dediğim gibi ama hissedeceğiz. Bahar aylarında 25 Mart 8 Nisan tutulmalar dönemi. Gökyüzünün bizden istediği şey koç enerjisini, yani girişimcilik ruhunu aktif etmek. Korkak davranmıyoruz, ürkek davranmıyoruz. Bu sene hayat bizden cesaret ister, girişimcilik ister, risk almak ister, motive olmamızı ister. 26 Mayıs'a kadar elimizdeki finansal kaynakları korumaya özen gösterelim. Elimizdeki paradan para kazanmaya yapabiliyorsak dikkat edelim. 26 Mayıs sonrasında yılın kalanında eğitim, entelektüel birikim, danışmanlık, bilgi aktarmak, seyahatler, iletişim gibi konulardan daha fazla para kazanacağız. O yüzden eğer ki hevesimiz varsa iletişim araçları, danışmanlıklar, bilgi aktarımları konularına 26 Mayıs sonrasında başlayabiliriz. Yılın ilk günlerinde bunun hazırlığını ve alt metnini yapalım. Eylül 2024'te çok enteresan bir tutulma var. Biraz sert bir tutulma. O yüzden Eylül 2024'de maddi manevi hazırlıklı girmek akıllıca olacaktır. Biraz sert enerjileri olacak. Yılın kalanında da Eylül, Ekim, Kasım aynen bu günlere birazcık benziyor. Geleneksel kalıplardan kurtulup özgürleştiğimiz bir süreçten geçeceğiz. Enteresan bir bitiriş yaşayacağız 2024'de ama cesur olan kazanacak bu sene. Umarım. Yani umarım güzel şeyler olsun. Hayat cesurları sever diye buradan şey yapayım. Teşekkür ederim tekrar. İnşallah güzel bir yıl olsun. Güzel dileklerimiz olsun. Barış, mutluluk, huzur ve sağlık olsun bolca. Teşekkür ederiz tekrar. Ben teşekkür ederim. Kıymetli vaktini ayırdın geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Cevap sende, izleyenlerine de buradan güzel bir 2024 dileyim. Evet sayın izleyicilerimiz, bir bölümün daha sonuna geldik. Bugün çok kıymetli Duygu Demir ile astrolog sohbeti yaptık. Burçlarla konuştuk. Gündeme dair başlıklar konuştuk. Hep diyoruz programı bitirirken, hayal et, plan yap ve eyleme geç. Çünkü cevap sende. Hoşçakalın. Para kazanma en yakın burç. Tamam. En sağlıklı burçlar, en çapkın burçlar, başarıya daha yakın burçlar. Hangileri ön plana çıkıyor? Cevaplar, bir şeyler ararken kendimi çok farklı yöntemlerin içinde buldum. Bunlardan biri de astrolojiydi. Biraz insan ruhunu anlamaya özen gösteren bir astroloğa ihtiyacımız var. Bazen şey yapmak istiyorum astrolojiyle ilgili. Gerçek mi, hurafe mi diye böyle düğmeye basıp bu bir hurafedir diye. Ekrem İmamoğlu için bilmiyorum. Çok soru işareti koyacağım. Tekrar alabilir mi? 25 Ocak'la beraber gerçekten yeni yıl başladı diyeceğiz. Hayal et, plan yap ve eyleme geç. Çünkü cevap sende.